Sizlere bir soru sorsam ve desem ki kalp damar tıkanıklığı mı daha kötüdür, bacak damar tıkanıklığı mı daha kötüdür? Genellikle insanlar kalp damar tıkanıklığı daha kötüdür diyecektir. Çünkü sebep hayatı olmasıdır. Kalp krizi genellikle ölümcüldür ve yaşamı tehdit eder. Ama bacak damar tıkanıklığı da bir o kadar önemlidir. Bacak damar tıkanıklığı hayatı ciddi bir şekilde etkileyen, insanların günlük hayata uyumunu ciddi bir şekilde bozan İnsanları hareketsiz bırakan, doktor doktor gezmesine neden olan, gerçekten insanları çok muzdarip eden bir hastalıktır. Bugünkü konumuz bacak damarları. Bacak damarları neden tıkanır? Bunu konuşacağız. Kalp damarımız ve şah damarımız neden tıkanıyorsa bacak damarımız da genellikle aynı sebepler yüzünden tıkanır. Ama bacak damar tıkanıklığında listeye birinci sırada sigara yerleşmektedir. Bu durum kalp krizinde ve şah damar tıkanıklığında böyle değildi. Bacak damarları gerçekten sigaraya çok hassas damarlardır. Bacak damarların akımı genellikle daha zayıftır. Kalp damarı gibi şah damarı gibi yüksek bir akım yoktur. Sigarayla beraber serbest oksijen radikallerinin artması, damarın iç yüzeyini döşeyen tekstural endotelin hasar görmesi damar akımının bozulmasına, damarda pıhtılaşmaya ve yavaş yavaş plaktan oluşup yırtılmasına neden olacaktır. Sigara bacak damar tıkanıklığının en sık sebebidir. Listemizde ikinci sıraya yüksek tansiyon geliyor. Biz yüksek tansiyondan korkmuyoruz. Tanı konulmamış hipertansiyondan korkuyoruz. Yüksek tansiyon tedavi edilebilir bir hastalıktır. Biz kalp 360 kliniğinde uyguladığımız DASH protokolüyle hipertansiyon olan hastaların %80'inden fazlasında yaşam tarzı değişikliğiyle tamamen ilaçları kesebilecek seviyeye geliyoruz. Ama kontrol altına alınmazsa hipertansiyon ciddi bir şekilde damarları tahriş eder ve o iç sırasını döşeyen endotelin zarar görmesine ve plak oluşmasına neden olur. İnsanların tansiyondan en sık korktuğu şey beyin kanamasıdır. Halbuki hipertansiyon nadiren beyin kanaması neden olur. Hipertansiyon genellikle damar tıkanıklığına neden olur. Listemizde 3. sıraya diyabet geliyor. Diyabet modifiye edilebilir bir risk faktörüdür. Benim şeker hastalığım var. Ne de olsa bacak damarlarım tıkanacak demeyeceğiz. Özellikle tip 2 diyabetiniz varsa yani insülin direnci zemininde insüline bağımlı olmayan bir diyabet tanısı aldıysanız yaşam tarzı değişikliğiyle diyabeti tamamen yenecek seviyeye gelebilirsiniz. Bu çoğu kişi için hayal değil. Diyabet bacak damar tıkanıklığının sık nedenlerden bir tanesidir. Etrafınızda duymuşsunuzdur. Diyabetik ayak. Diyabetik ayak tabiri genellikle bacak damar tıkanıklığı neticesinde olur. Ama bacak damar tıkanıklığı olmadan da şeker hastalığı direkt olarak ayakta yara çıkmasına neden olabilir. Diyabete bağlı bacak damar tıkanıklığında risk faktörlerinin modifiye edilmesi Kan şekerinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve diğer risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla bacak damar tıkanıklığı riski ciddi bir şekilde azaltılabilir. Benim sizlere önerim eğer şeker hastalığınız varsa en az 5 yılda bir defa olmak üzere mutlaka bacak damarı ultrasonu yaptırın. Bacak damarlarındaki değişimi kendinize göreceksiniz. Listemizde 4. sıraya kolesterol geliyor. Kolesterol damarları tıkayabilir. Özellikle genetik kolesterol yüksekliği, çok ciddi LDL kolesterol yüksekliği, trigliserit seviyelerinin 500'ün üzerinde olması, iyi HDL kolesterolümüzün çok düşük olması bacak damarlarını riski atabilir. Özellikle genetik kolesterol yükseklikleri bacak damar tıkanıklığı da başımızın belasıdır. Yüksek seviyede kolesterol ilaçları verilmedikçe genellikle bacak damar tıkanıklığı ciddi bir şekilde artmaktadır. Burada endişeye gerek yok. Ama ailenizde ciddi bir kolesterol yüksekliği varsa ve bu durum sizde de mevcutsa genetik yükseklik mevcut olabilir. Eğer 35 yaş sonrasında LDL kolesterolünüz ısrarcı bir şekilde 190 üzerinde gidiyorsa o zaman için ilaçlardan yardım almanın zamanı gelmiş olabilir. Listemizde 5. sırada yüksek yaş geliyor. Kişinin istediği kadar kolesterol yüksek olsun, istediği kadar sigara içsin. Genellikle 30 yaşında kimsenin damarı tıkanmaz. Genellikle yaşla beraber ortaya çıkar. Çünkü vücudumuz genellikle hasar tamir olayını kuracaktır. Bu denge genellikle tamirin ağır basması şeklinde gidecektir ama yaşla beraber hasar daha büyük olabilir ve tamir mekanizmaları hasarı toparlayamayabilir ve bu da bacak damarlarındaki hücrelerin zarar görmesine plak oluşmasına, büyümesine ve tıkanmasına neden olabilir. Özellikle 60 yaş üstündeki bireyler bacak damar tıkanıklığı için adaydır. Toplumda 60 yaş üstü bireylerin yaklaşık %25'inden fazlasında bacak damar tıkanıklığı vardır ve tedavi edilmelidir. Ve son olarak 6. sırada cinsiyet geliyor. Erkekler bacak damar tıkanıklığına çok daha hassastır. Erkeklerdeki bacak damar tıkanıklığı kadınlardan 8 kat daha fazladır. Erkek cinsiyete sahip olmak bacak damar tıkanıklığı açısından ciddi bir şanssızlıktır. Aynen kalp krizinde olduğu gibi bacak damar tıkanıklığı da erkeklere daha sıktır. Eğer sizde de bu saydığım 6 maddeden bir veya birkaçı varsa ve yaşınız ilerliyorsa, risk faktörlerinizi toparlayamıyorsanız mutlaka kalp ve damar hastalıklarına gözükmeli, bacak damarlarınızla ilgili kontrolleri yaptırmalısınız. Bacak damar tıkanıklığının en sık iki belirtisi yürürken bacaklarda ağrı olması veya bacakta yara çıkmasıdır. Eğer bu belirtiler sizde varsa gecikmeden mutlaka işin uzmanına muayene olmalısınız. Kalp ve damar sağlığı ile ilgili tüm tetkik ve tedavi süreci için kalp 360 sağlık merkezine başvurabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.